Herkese esenlikler arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle yayına geçmeden önce, yani bu Netflix yayınına geçmeden önce, Netflix'in iki yapımı hakkındaki yorumlarımıza geçmeden önce, eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanız, videomuzu beğenmeniz ve paylaşmanız oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Hem kanalımızın büyümesi açısından, hem bu Atakestlerin, yani podcastlerin sürekli gelebilmesi açısından bu bizim için oldukça değerli. Ve ayrıca yapabiliyorsanız de katıl butonu ile kanalımıza destek olursanız oldukça seviniriz, çünkü yayınlarımızın devamı bu tür katıl butonuyla destek olunmasına bağlıdır arkadaşlar. Şimdi öncelikle konuyu anlatmaya geçmeden önce, dediğim gibi son zamanlarda bu Netflix yayınları oldukça ilgi çekiyor ve aynı zamanda tepki çekiyor. Niye ilgi çekiyor? Çünkü korona döneminde insanlar sinemaya gidemedikleri için bu tür yayınlar artık sinemalara girmeden önce Netflix gibi platformlara girerek insanların daha önce evlerinde, sıcak yuvalarında çaylarını yudumlarken seyretmelerine neden oluyor. O yüzden biz de tabii ki bununla ilgili bir video yapalım dedik. Çünkü ters düşünceli olan, yani 180 derece farklı düşünenler de bu konuda ilgili birçok şeyler yazdı. Konuya girmeden önce hemen belirteyim. Spoiler içilebilir. Yani eğer ben izlemedim, izlemek istiyorum, bana bununla ilgili bilgi verme diyorsanız, bence bu yayını izlemeden önce dizileri, yani şimdi anlatacağım diziyi ve filmi seyretmenizi daha iyi olur. Seyrettikten sonra dinlemeniz çok çok daha iyi olur. Çünkü birçok anlatacağımız konuya evet evet öyleydi, ben de böyle gördüm ya da hiç böyle kolaya bakmamıştım falan diyeceksiniz. Bizim anlatacağımız iki film, yani analiz yapacağımız iki filmden bir tanesi, yani iki yapımdan bir tanesi film, diğeri dizi. Film olan, biliyorsunuz, 9 kere Leyla adında Haluk Bilginer'le Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı bir film. Şu sıralar isteseniz de istemeseniz de YouTube'a bile girdiğinizde karşınıza çıkıyor. İşte billboardlardan tutun da cep telefonu reklamlarına kadar hemen hemen her yerde Netflix bu iki Türkiye'nin iki ünlü sanatçısının başrollerini aldığı filmi insanlara empoze etmeye devam ediyor. İkinci yapı ise bir dizi. O da Bir Başkadır dizisi. Buna geleceğim ama önce 9 kere Leyla filmi hakkında, yani en kötüsünden başlayayım da bari. En kötü olan yorumlardan başlayayım da daha sonra iyiye gidelim. Yani derler ya, iki haberim var, biri iyi biri kötü. Biz kötü haberden başlayalım. Dediğim gibi spoiler içerebilir. Eğer siz seyretmediyseniz seyredin, sonra buradan devam edersiniz. Şimdi film kadrosundan dolayı ilk başta baktığınız zaman size çok şey vaat ediyor olabilir. Yani bu filmin kadrosunu gördüğünüz zaman, ya ne kadar güzel film, ya da çok böyle komik olabileceğini, ya da çok hikayenin, senaryonun çok iyi olabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak hemen belirtelim, beklentinizi oldukça fazla bir şekilde boşa çıkartan bir yapım. Sanırım en çok eleştiri Fırat Tanış'ın başka bir erkek oyuncu dudaktan öptüğü sahne alacaktır diye düşünüyorum bu ülkede. Çünkü gay veya biseksüel bir sahne olarak görmesi bir yana, bunu eleştirebilecek çok fazla mutasip diyebileceğimiz bu ülke içerisinde izleyici var. Artık yabancı dizilerden mi kaynaklanıyor nedir bilmiyorum. Bu özellikle Netflix'in yabancı dizilerinde her dizide bir gay, bir lezbiyen ilişkinin görülmesine toplumumuz alıştı mı, alışmadı mı? Ya da filmi yapanlar ya da senaristler alıştığını düşündükleri için mi böyle bir sahne koydular? Onu bilmiyorum yani. Yani bazıları çıkacaklar bu sahne üzerinden bence. Yani tam tersini düşünüp bunlar milletin ahlakını bozuyor filan vesaire gibi şeyler de söyleyeceklerdir diye düşünüyorum. Filme yapabileceğimiz en büyük eleştiri ise, yani film açısından baktığınız zaman, daha sonra konu açısından baktığımız zaman, kadın cinayetlerinin bu kadar revaçta olduğu bir zamanda karısını kaza süsüyle öldürmek isteyen bir adamın hayatının absürt komedi veya çok berbat bir müzikal süslemelerle verilmiş olmasının anlamsız olması. Özellikle müzikal kısımları tek kelimeyle dehşet. İnsanın o bölümleri böyle kumandayla atlayası geliyor. Ya nasıl bunu atlayıp geçip, nasıl atlayıp geçeyim diye. O yüzden eğer şeyle seyrediyorsanız, kumandayla seyrediyorsanız kolay da, bilgisayar üzerinde seyrediyorsanız mouse'unuzu yanınıza tutun. Çünkü bilgisayarı sürekli atlamanız gerekecek arkadaşlar. Hadi onu da geçtik. Bir adamın karısını öldürmek istemesiyle ilgili konuların, yani özellikle bu ülkemizde sık sık ve hiç komik olmayan çok ciddi bir mevzunun bu kadar tiye alınmasını ve bu kadar reklamının yapılmasını ben henüz anlayabilmiş değilim.
Dikkat ederseniz özellikle şu son zamanlarda İstanbul Sözleşmesi ile giderek gündem haline getirilen kadın cinayetleriyle eşcinsel tercih meselesinin bu denli absürt bir komedi yer almasının altına yatan etmem bence topluma bir şey anlatmak mıdır değil midir, ben anlayamadım, bunu size bırakıyorum. İşin oyunculuk vesaire kısmını değerlendirmek ise bana düşmüyor arkadaşlar, çünkü benim böyle bir tecrübem olmadığı gibi yani insanların oyunculuklarını değerlendirebileceğimi de ne yazık ki kendimde görmüyorum, ama hani oyunculukların bile bu berbat senaryo, berbat müzikaller, berbat bir absürt komedi, işlenen çok vahim bir konu, topluma enjekte edilmek istenenin dışında anlatılmak istenen olayların ciddiyetinin karşısında yapılmış olan tiye almalar bence oyunculuk ne kadar iyi o bile olsa kotarmıyor diye düşünüyorum. Bence ya oyuncular senaryoyu hiç okumadan bu filme evetler ya da belki de çok çok iyi bir para aldılar. Çünkü başka türlü nasıl bir İnsan böyle bir şey senaryoda oynar onu bilemiyorum. Gelelim ikinci yapıma, yani asıl konumuz olan Bir Başkadır filmine. Öncelikle filmin müziklerini çok aramışlar mı diye merak ediyorum ama sonundaki Melih Kibar harici, yani Melih Kibar'ın müziği harici, eseri harici müzikler nedense konuya 80-90'ların müzikleri tadını vermekle öteye gidememiş. Bir de içinde tabii ki Cahit Berkay'ın müziğinin kullanılmasını da bu konunun dışında bırakalım. Filmde sürekli bir başörtülü, başı açık ön yargılaması var ki tam bir felaket bence. Başörtülü karakter olan Meryem'in başı açık olan Pelin'den psikolojik yardım alması ve Pelin'in başörtülere ön yargılı yaklaştığını sergilenmesi sanki bu ülkede bazı insanların başörtülü insanlara farklı baktıklarını gösteren bir yapım olmuş gibi geldi bana. Bilmiyorum izleyenler sizler ne düşünüyorsunuz? Aynı ailede iki kardeşten birisinin başı açık, diğerinin başı kapalı olması, doğu kökenli olmalarına rağmen bu iki kardeşin sürekli birbirleriyle kavga etmesi, başı açık olan kardeşin bekar adamlarla sadece seks üzerine ilişki kurması ve sanki başını kapatmayan kadınlar sadece bu kanunlarda konuşabilirmiş gibi gösterilmesi bence senaristin tek kelimeli ön yargısının bir ürünüdür. Enis Doku Pelin karakterinin daha doğrusu eleştirirken bu başörtülü bir kadına inancından dolayı ön yargılı yaklaştığını ama kendisinin de yoga vesaire yaparak sahte bir dine bel bağladığını söylüyor. Yani bunu nasıl bir felsefeci söylüyor onu anlayabilmiş değilim. Ancak unuttuğu bir şey var. Biz bunu hemen hatırlatalım. Tüm dinler aslına bakarsanız başka dinlerin sahtesidir arkadaşlar. İslam'ın sahte olduğunu söylemeyenler yok mu sanıyorsunuz? Yani İslam'ın sahte olduğunu söyleyen bir inanç yok mu? Yani Hristiyanlar, Yahudiler İslam'ın gerçek olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, onlar da İslam'ın sahte olduğunu söylüyorlar. Onun dışında peki Müslümanlar? Hadi Müslümanlar daha önceki dinlerin, diğer dinlerin, Tevrat'ın, İncil'in sahte olduğunu mu söylüyor yoksa gerçek olduklarını mı? Kiliseye gidip günah çıkartan, ne bileyim vaftiz edilen, işte baba oğul kutsal ruh inancına sahip olan Hristiyanlık gerçek mi? Sahte mi? Peki kadını rejmeden Tevrat'ta ve birçok peygambere gayri ahlaki vasıflar yükleyen Tevrat'ın ve o Tevrat'a inanan Yahudilerin ağlama duvarında ağlamalarını, Şabat günlerinde hiçbir iş yapmamalarını sahte mi buluyorlar, gerçek mi? Eğer o dinler gerçekse o zaman İslam mı sahte? Eğer İslam gerçekse o dinler sahte olmuyor mu bu durumda? Yani sırf insanlar yoga yapıyor diye ve bunu bir sahte din diye algılayarak insanları aşağılamanın ben çok, yani yoga yapan insanları aşağılamanın daha doğrusu ben çok etik bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ona bakarsanız bütün dinler birbirlerine göre zaten sahtedir. Herkesin bu dünya üzerinde gerçek din budur diye ortak kaldığı bir din yok arkadaşlar. Film senaryo detaylarına devam edersek, yani bu Enis Doku'nun yapmış olduğu etik dışı durumu bir kenara bırakıp filmin senaryo detaylarına devam edersek, abisi tarafından maddi ve manevi bir baskı içinde olan bir kadının psikolojik sorunlarını bile bir cami imamı ile konuşuyor olması ne yazık ki arkadaşlar bu ülkenin gerçeklerinden birisidir. Daha önce ben defalarca söyledim. Birçok kanalla, birçok yayında söyledim. Doktoru dinlemeyip cami imamının ağzından çıkanları Allah kelamı sayan insanlar var bu ülkede. Ve bu insanlar doktor en doğru şeyi söylese bile onu kale almayıp imamın söylediği binlerce yanlışa göre hayatını idame ettirebilme cehaletini gösterebiliyorlar. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı neden kurulmuştur diye sorulduğunda hep bunu söylüyorum. Mustafa Kemal bunu görmüştür. Mustafa Kemal ulan bunlara ben doktor göndersem inanmaz da imam göndersem belki inandırır gerçekliğini görmüştür. Yani psikiyatriste gitmeyip imamı dinleyen insanlar var bu ülkede. İmam git derse psikiyatriste giden, gitme derse gitmeyenler var. Ki filmde dikkat ettiyseniz Meryem karakterinin abisinin eşi
müthiş oranda bir psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen, çünkü yaşamış olduğu bir tecavüz olayının neticesinde psikolojik sorunlar yaşıyor olmasına rağmen, imam sen bu karını kadını psikoloğa gönderme dediği için abisi karısını psikoloğa göndermiyor. Ve dizi boyunca acaba bu kadının başına ne gelecek ya da bu kadın kimin başına kimi neyi getirecek diye endişe edip duruyorsunuz. Neden? Çünkü cami imamı psikiyatriste gitmesin diyor. Siz bunun gerçek olmadığını düşünüyorsanız bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi bu ülkede cami imamı git derse doktora gidersin, gitme derse oturur yerinde tedavini beklersin arkadaşlar. Bu kadar basit. Ha diyor, ben bunu tabii ki Türkiye'deki bütün Müslümanlar için söylemem ama böyle insanlar var babında söylüyorum. Bunu da senaristin kaçırmamış olmasını bence senariste karşı bir pozitif yaklaşım olarak gösteriyorum. Bir de şu konu var. Hani bunları geçtiğimizin dışında. Geceleri dans etmeye giden, başına açan ama imam olan babasının yanında türbanla gezen, yabancı müzik dinleyip dans eden, hayatını bir kıskaç içinde yaşadığını düşünen ve aslında kurtarma azmi gösteren bir karakterimiz daha var. İmamın kızı. Üstelik bu kızın lezbiyen olduğu da gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşıyla tuvalette basılmış olması, daha sonra işte otobüste beraber gidiyor olması, sürekli ona takılıyor olması, hani lezbiyen olduğu söylenmiyor ama cinsel tercihinin lezbiyen olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgusu yapılıyor. O yüzden de onu bilmiyorum ama şunu sorabilirsiniz kendi kendinize. Bir cami imamının kızının lezbiyen olması ve babasının yanında başını kapatıp özgür olduğunu açan bir kız olması mümkün müdür? Bence olabilir. Ama dizideki gibi bir tepki görür mü? Orasının soru işaretini size bırakıyorum arkadaşlar. Hadi bunu da geçtim. Hadi bunu da bir kenara bırakalım. Gerçekten Müslüman olan bir cami imamı çocuğu olmuyor diye gidip bir çocuğu evlat edinebilir mi? Evet, güzel bir soru bence bu. Biraz düşünmesi gereken bir soru ama güzel soru. Ama hemen cevabını vereyim. İslamiyet'e göre yapamaz. Hatırlarsanız Sinan Canan ile yaptığımız programda müşrikler ensest ilişkiye girdikleri için İslam yasakladı demişti Sinan Hoca. Şimdi bu cami imamı için aynı çirkin yaftalamayı yapabilir miyiz sizce? Bence yapamayız. Çünkü bu çok çirkin bir yaftalama olur. İmam çocuğu olmadığı için, çocuk sevgisini tatmak için bir kızı evlat edinmiş ve onu gerçekten kendi öz kızı gibi büyütmüş. Bundan daha güzel ne olabilir, değil mi? Ama İslamiyet'e göre bunu yapamazsınız. Yapamazsınız. Bunu neye göre yaparsınız biliyor musunuz? O beğenmediğiniz, arkasına laf söylediğiniz Atatürk'ün getirmiş olduğu medeni kanuna göre yaparsınız. İşte tek kelimeyle asıl gerçek burada yatıyor. Bunu nedense soran yok. Söyleyen de yok. Oysa imamın evlatlık edinmemesi gerekirdi. Evladı verenin Allah olduğunu bilen bir imamın evladı olmuyor diye bir evlatlık alması İslam dinine de Allah inancına da bu durumda kesinlikle aykırıdır. Eğer Allah isterse sana evlat zaten verir. Eğer sana Allah evlat vermiyorsa senin gidip başkasının evladını evlatlık alman Allah'ın vermiş olduklarından daha fazlasını istiyor anlamına gelen bilir diye düşünen birçok İslam ülkesi ve Müslüman var. Ve bu oran oldukça da yüksek. Muhammed'in kendi evlatlığını reddetmesi gibi imamın da evlatlık almaması ve varsa da evlatlığını reddetmesi gerekirdi. Çünkü bunun için niye reddetmesi gerekiyor? Müşrikler ensest ilişkiye giriyorlarmış ya. Sinan Canan öyle demişti. Neyse. Yapım birçok soruya aslında cevap verdiğini iddia ediyor olabilir ancak bana göre konuyu tamamen sekülerlik ve dindarlık çerçevesini tamamen ön yargısal çizgide çizerek anlatmaya çalıştığını düşünüyorum. Her ne kadar imamın kızı sonunda başını açıyor ve imam buna hayret etse bile sesini çıkarmıyorsa da kızı türbanını kendi isteğiyle çıkartınca evlatlıktan reddedecek hatta öldürecek babaların yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bunun örneklerini gazete haberlerinden görebileceğiniz gibi internetten net olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Kızı başını açtı diye öldürülen kızların akıbetlerini internetten öğrenebilirsiniz. Nedense işin bu tarafını hiç bahsetmiyorlar. Enis Doku'nun Beyaz Türkler diye yerden yere vurduğu yapım değerlendirmesine nedense bu konuya kimse girmiyor. Türban takmak bir özgürlüktür tabii ki ama şunu unutmayın ki bu özgürlük çoğu zaman özgürce başlamaz arkadaşlar. Bu özgürlük yani türban takma özgürlüğü genelde bireyin
özgür olmadığı ortamlarda bireyin ailesi tarafından dayatılarak ya da zorlanarak ya da özendirilerek yapılan şeylerdir. Babası tarafından zorla kapattırılan ve açmak isteyen birçok kişi tanıyorum ki bunun da özgürlük olmadığını bizzat Müslümanlar tarafından anlatılması lazım ama Müslümanlar işin bu kısmını nedense yapmıyorlar. Beyaz Türkler dedikleri bir kesim yerden yere vururlarken türban takmanın özgürlüğünü dile getirmeleri belki özgürlükler kapsamında anlaşılabilir. Yani bunu böyle düşünebilirsiniz ama türbanı takmama özgürlüğünden bahseden niye olmuyor? Yani niye türbanı takmama özgürlüğünden kimse bahsetmez? Niye bir çocuğun 13, 14, 15 yaşında bir çocuğun henüz daha beyinsel gelişim gelişmediği bir çocuğun ömrünün geri kalanıyla ilgili yapılandırmayı kendi başına yapamayacağını bildiğimiz bir çocuğun ailesi tarafından zorla yaptırılmış olan türban eylemi karşısında özgürce bir düşüncesinin olamayacağını, özgürce hareket edemeyeceğini niye kimse söylemiyor? Hani insan derler ya aklı buluğa ermek diye. İnsan belki bu tercih yapabilecek ve bu yaptığı tercihin neticelerini göze alabilecek çağa geldiğinde bunu yaparsa buna özgürlük diyebilirsiniz. Ama daha henüz çocukken, hiçbir kararını kendisini veremezken, hiçbir şekilde geleceğini planlama kararlılığında ve geleceğini planlama erişkinliğinde ve ehliyetinde sahip değilken bir insanın türban takmasının özgürlük olabileceğini kim söylüyor kime? Yani böyle bir özgürlük olabilir mi? Bu hakeza sünnet için de geçerli arkadaşlar. Ayrıca bir de aklıma takılan bir şey var. Niye beyaz Türkler diyor Enis Tok'u sürekli üstüne basa basa ve bazı Müslümanlar? Yani her konuda Türk değil Türkiye vurgusu yapanlar, Türk bayrağı demeyelim, Türk Tabipler Birliği demeyelim, Türk Hava Yolları demeyelim diyenler bir kesimi kötülemek için neden beyaz Türkler tabirini kullanırlar? Bunu da buraya bir ekleyeyim de bari. Yani buraya bir not olarak ekleyeyim de sorun olmasın. Bence beyaz Kürtler, beyaz Lazlar, beyaz Çerkezler de olmalı. Onlar da türban karşıtı, elit, yoga gibi sahte dinlere inanan, işte spora giden, seksten başka bir şey düşünmeyen insanlar olmalılar yani. Onları tanımlarken böyle diyelim değil mi? Beyaz Kürtler, beyaz Lazlar. Niye sadece beyaz Türkler? Neyse, yani suçları atmak konusu olunca işi Türk-Kürt ayırt etmeden işte herkes atanlar, iş ulusu tanımlamak olunca Kürt de vardır, Türk de ulustur. O zaman beyaz Kürtler niye demiyorsun da beyaz Türkler deyip duruyorsunuz? Yok efendim, bize yayında Türklerin Kürtlere yaptıklarından bilmem ne. Senin bu yaptığın daha kötü değil mi şimdi? Bütün Türkleri suçlamak gibi bir şey bu. Beyaz Türkler ne ya? Neyse. Yani